Muhammed Baba Semmasi Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, Hacı Ali Ramiteni Hazretlerinin yetiştirdiği büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin on üçüncüsüdür. Buhara'ya bağlı Semmas köyünde doğdu. Tasavvuf ilmini büyük alim Ali Ramiteni Hazretlerinden öğrendi. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, tasavvufta yüksek dereceye ulaştı hocası kendisinden sonra yerine Muhammed Baba Semmasi'yi vekil bıraktı. Diğer talebelerine de ona tabi olmalarını vasiyet etti. Hocasının vefatından sonra onun yerine geçen Muhammed Baba Semmasi, çok talebe yetiştirdi ve içlerinden bir kısmını tasavvufta yüksek makamlara kavuşturdu. Bu talebelerinin başında, kendisinden sonra yerine geçen ve ilim deryasında sedef olan Seyit Emir Gilal Hazretleri gelmektedir. Bir talebesi de behaeddin Buhari Hazretleridir. Henüz o doğmadan önce, hocası Muhammed Baba Semmasi, onun doğduğu yerden geçerken, bu yerden büyük bir zatın kokusu geliyor. Pek yakında burası, Kasr-ı Arifan, yani Arifler Sarayı olur buyurdu. Bir gün yine oradan geçiyordu. Şimdi o güzel koku daha çok geliyor. Ümid ederim ki, o büyük saat dünyaya gelmiştir buyurdu. Böyle buyurduğu zaman, behaeddin Buhari Hazretleri doğalı üç gün olmuştu. Dedesi, çocuğun göğsünün üzerine hediye koyup, Muhammed Baba Semmasi'ye getirince, bu bizim oğlumuzdur, biz bunu kabul eyledik buyurup, talebelerine de, kokusunu aldığım işte bu çocuktur. Zamanının rehberi ve bir tanesi olacaktır buyurdu. Sonra halifesi Emir Gilal Hazretlerine, bu çocuğun iyi yetiştirilmesini tembih etti behaeddin Buhari Hazretleri anlatır. Evlenmek istediğim zaman dedem beni Muhammed Baba Semmasi Hazretlerine gönderdi. Ona gideceğim günün gecesi, içimde gözyaşı ve dua isteği kapardı. Onun mescidine gidip iki rekat namaz kıldım ve Allahü Teala'ya şöyle dua ettim. Ya Rabbi, bana belalarına tahammül için kuvvet ver. Sabahleyin hocamın huzuruna varınca, bir daha dua ederken ya Rabbi senin rızan neredeyse bu kurunu orada bulundur diye dua et. Eğer Allahü Teala dostuna bela gönderirse yine inayetiyle o belaya sabır ve tahammülü de ihsan eder. Fakat Allahü Teala'dan ne geleceğini bilmeden bela ister gibi dua etmek doğru değildir buyurdu. Bir gece önceki halimi keşfetmekteki kerametini anladım ve ona tam bağlandım. Yetiştirdiği, tasavvufta yüksek derecelere kavuşmalarına vesile olduğu yüzlerce veliden dördünü kendisine halife seçmiştir. Bunlardan birincisi Hace Sufi Suhari, ikincisi kendi oğlu Hace Muhammed Semmasi, üçüncüsü Mevlana Danişment Ali, dördüncüsü ise Seyyid Emir Gilal Hazretleridir. bahaeddin Buhari Hazretleri anlatır. Hocam Muhammed Baba Semmasi ile yemek yiyorduk. Yemek bitince bana bir ekmek uzatıp al bunu sakla belki lazım olur buyurdu. Yemek yediğimiz halde bana bu ekmeği vermesinin hikmetini düşünmeye başlamıştım. Ben düşünürken faydasız düşüncelerden kalbi muhafaza etmek gerekir buyurdu. Sonra yolculuğa çıktık ve bir tanıdığımın evinde misafir olduk. Misafir olduğumuz evin sahibinin sıkıntılı bir halde olduğu görülüyordu. Hocam ona niçin üzgün olduğunu sordu. O da bir kase sütüm var. Fakat sütün yanında yemek için ekmeğim yok. Ona üzülüyorum dedi. Hocam bana dönüp acaba bu ekmek ne olacak düşünüp duruyordun. Ekmeği sahibine ver buyurdu.